Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Kronometre Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 10. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış sözcüklerden hangisi atılmalıdır diyor. Hukuk, sanat gibi yabancı bir dilden dilimize geçmiş sözcüklerden sonu sert sessiz ile bitenlerin sonundaki sert sessiz hiçbir zaman yumuşamaz. Bize gereksiz sözcük kullanımını sormuştu arkadaşlar. Bakın burada da gereksiz sözcük nedir? Sonundaki demiş zaten. Sonundaki dediğine göre buradaki sonu kelimesine gerek yoktur. Bu gereksiz kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış sözcüklerden hangisi atılmalıdır? Arkadaşlar yine gereksiz sözcük kullanımını soruyor bize. Cümlemize bakalım. Sedef, kadınlarda ve erkeklerde her yaşta oluşabilecek bir deri hastalığıdır. Değişik belirtilerle ortaya çıkan 5 farklı sedef hastalığı çeşidi vardır. Dikkat edecek olursanız yine 5 farklı sedef hastalığı vardır diyor. 5 farklı sedef hastalığı varsa bu sedef hastalarının çeşidini belirtmiş olur. O yüzden burada çeşit kelimesine gerek yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar demiş. Cümlemize bakalım. Ahmet Haşim şiirde anlam aramanın eti için bülbülü öldürmek gibi olduğunu, şairlerin fikir aktarmak için değil, sanat yapmak için şiir yazmaları gerektiğini ne yapar arkadaşlar? İddia eder desem, bakın anlatım bozukluğu olmaz. Söyler desem yine anlatım bozukluğu olmaz. İleri sürer desem yine anlatım bozukluğu olmaz. Ortaya koyar desem yine anlatım bozukluğu olmaz. Çünkü diyor ki bakın, şairlerin fikir aktarmak için değil, sanat yapmak için şiir yazmaları gerektiğini savunur desem arkadaşlar, o zaman anlatım bozukluğu oluştur. Neden? Çünkü o zaman şairin bir fikir aktarmak için şiir yazdığı düşüncesi ortaya çıkar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki altı çizili söz ya da sözcüğün yerine ayraç içindeki ifadenin getirilmesi cümledeki yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğunu gidermez demiş. Bakalım, beğendiği elbisenin ücretini fazla bulunca onu almaktan vazgeçti. Arkadaşlar biz bir hizmet alırsak bunun karşılığı ücret olur. Ama bir ürünün karşılığı ise nedir? Para cinsinden fiyat olarak ifade edilir. Dolayısıyla ücret kelimesinin yerine fiyat kelimesinin gelmesi gerekirdi. Bundan dolayı anlatım bozukluğunun giderildiğini görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir kişinin kötü alışkanlık kazanması iyi alışkanlık kazanmasından kolaydır ifadesinde arkadaşlar iyi olan şeyler kazanılmış olur. Ama kötü alışkanlıklar kazanılmaz. Burada bu ifadenin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Kötü alışkanlıklar ne olur arkadaşlar? Edinilmiş olur. Dolayısıyla kazanmak kelimesinin yerine edinmek kelimesini getirirdik. Bundan dolayı da bu şekilde anlatım bozukluğunu gidermiş olurduk. Bunun için de B seçeneğini demiş olduk. Hikaye yazarlarımız üzerinde Ömer Seyfettin'in küçümsenmeyecek etkisi vardır ifadesinde ise bakın etkiden bahsediyor. Ömer Seyfettin'in etkisinden bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada küçümsenmek kelimesi yanlıştır. Azımsanmak ifadesinin kullanılması daha doğru olacaktı. Yine anlatım bozukluğunun giderildiğini görüyoruz. Bundan dolayı da C seçeneğini elemiş oluruz. Durakta beklediğimiz süreç içinde bir tane otobüs geçmedi bile cümlesinde süreç nedir? Belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı demektir. Burada bunu mu kastediyor? Tabii ki hayır. Burada geçen süreden bahsediyor. Dolayısıyla biz süreç kelimesinin yerine süre kelimesini getirdiğimizde anlatım bozukluğunun giderildiğini görüyoruz. Bundan dolayı D seçeneği de elenmiş olur. Yaptığı yanlışlar sınavdan istediği sonucu alamamasına sebep oldu cümlesinde ise bakın sebep olmak olumsuz şeyler için kullanılır. Olumsuz ifadeler için kullanılır. Yol açmak ise arkadaşlar nedir? Olumlu ifadeler için kullanılır. Bakın burada yanlışlardan bahsetmiş. O yüzden de sebep olmak kelimesini kullanmış. Buraya yol açmak kelimesini getiremeyiz. Bu yanlış olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Yurt dışında tedavi imkanı bulması umutlarının yeşermesine yol açmıştı. Arkadaşlar bakın burada tamlayan eksikliği var. Dolayısıyla ben onun umutlarının yeşermesine yol açmıştı diyebilirim. Bundan dolayı bir anlatım bozukluğu olduğu için A seçeneğini elemiş oldum. Yaşlı adam kimseye görünmeden yavaş yavaş dışarı çıkıvermişti ifadesinde yavaş yavaş ve çıkıvermişti. Buradaki i vermek nedir? Tezlik fiilidir arkadaşlar. Eylemin bir an önce yapıldığından bahseder. Hem yavaş yavaş demiş hem de tezlik fiili kullanmış. Dolayısıyla nedir bu? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Bundan dolayı anlatım bozukluğu yapılmıştır. Bunun için de B seçeneğini elemiş oluruz. Birkaç arkadaş öğretmen olarak mezun olduğu liseye atanmıştı. Öğretmen olarak mezun olduğu liseye demiş. Görmüş olduğunuz gibi sözcüğün yanlış yerde kullanıldığını görüyoruz. Nasıl düzelteceğiz peki? Birkaç arkadaş mezun olduğu liseye öğretmen olarak atanmıştı olacak. Şuraya gelmesi lazım. Öğretmen olarak ifadesinin şuraya gelmesi gerekirdi. Sıralama hatası var. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Aynı düşünceleri tekrarlayıp yineleyen kitapları okumaktan vazgeçin cümlesinde ise görmüş olduğunuz gibi gereksiz sözcük kullanımı var. Tekrarlamak ve yinelemek aynı anlamlara geldiği için burada anlatım bozukluğu vardır. Bunun için de D seçeneğini elemiş oluruz. Bu yörede her mevsim taze meyve ve sebze bulmak mümkündür cümlesinde herhangi bir anlatım bozukluğu olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu cümlelerin kaçında anlatım bozukluğu vardır? Polisin en önemli görevi vatandaşların can güvenliğini korumaktır. Arkadaşlar can güvenliğini değil, vatandaşların canını korumaktır. Görmüş olduğunuz gibi burada gereksiz bir sözcük kullanımı var. O yüzden biri alabiliriz. Çağımızın en önemli keşiflerinden biri hiç kuşkusuz yok ki internettir cümlesinde. Arkadaşlar bakın internetten bahsediyor ve keşif ifadesini kullanmış. Keşif nedir arkadaşlar? Var olan bir şeyi ortaya çıkarmaktır. Burada böyle bir kullanımın olmaması gerekir. Burada ne olacaktı arkadaşlar? İcat olacaktı. Yani yeni yapılan bir şeyden, bir buluştan bahsediyor. Bundan dolayı da yanlış anlamda sözcük kullanımı var. Burada da anlatım bozukluğu yapılmıştır. Bunu da alabiliriz. Bir insan bu kadar maymun iştahlı olursa ister istemez böyle kilo alır. Arkadaşlar burada da deyim yanlışlığı var. Maymun iştahlı olmak sürekli başka şeylerden memnun olmak anlamına gelir. Burada da yanlış anlamda deyim kullanılmıştır. Üçü de alabiliriz. Dün yapılan milli maçta Gökhan'ın yokluğunu çok aradık cümlesinde ise bakın dün yapılan maç değil. Dün oynanan maçta Gökhan'ın yokluğunu çok aradık olacak. Burada da yine yanlış bir sözcük kullanımı var. Bundan dolayı 4'ü de alabiliriz. Dünyada barışın sağlanması için birçok önlem alındı cümlesinde ise burada arkadaşlar önlem kelimesi olmayacak. Birçok karar alındı olacak. Yine yanlış anlamda sözcük kullanımı var. O yüzden 5'i de alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 5 cümlede de anlatım bozukluğu gördük. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir demiş. Hiçbir sanatçı eserlerini başkaları için yazmaz. Kendisini daha iyi hissetmek için yazar. Yazar yüklem. Kim yazar? Hiçbir sanatçı. Oldu mu arkadaşlar? Tabii ki olmadığını görüyoruz. Ne olacak peki? Şurada noktalı virgülden sonra arkadaşlar ne gelmesi lazım? Her sanatçı ifadesinin gelmesi lazım. Her sanatçı kendisini daha iyi hissetmek için yazar. Çünkü bir kural var. Yüklem olumsuzsa özne de olumsuz olacak. Yüklem olumluysa özne de olumlu olmak zorundaydı. Şimdi seçeneklere bakalım. Eserlerini sözcüğünden önce kendi sözcüğü getirilerek demiş. Bu değil. Kendisini sözcüğünün yerine kendini sözcüğü getirilerek. Bu da değil. Kendisini sözcüğünden önce her sanatçı sözü getirilerek demiş. Biz de bunu söylemiştik. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yapısındaki iyelik eki çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz demiş. Öğretmenimiz sınıfın içine girdiğinde ayağa kalktı cümlesinde bakın tamlama oluşturmuş. O yüzden buradaki iyelik ekini kaldıramayız. Bundan dolayı biri elemiş olduk. Daha sonra oturduk. Arkadaşım sıranın altından bir kitap çıkardı cümlesinde sıranın altı yine tamlama kurmuş. O yüzden buradaki iyelik ekini kaldıramayız ve anlamın bozulduğu görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Öğretmenimiz sıraların üstündeki gereksiz şeyleri kaldırmamızı istedi. Bakın sıraların üstü tamlama kurmuş. O yüzden buradaki iyelik ekini de kaldıramayız. Anlamın bozulduğu görülür. Bunu da elemiş olduk. Ön sıradaki arkadaşım sıranın üzerindeki romanını kaldırmadı. Yine sıranın üzeri demiş. Tamlama oluşturmuş ve anlamın çıkardığında bozulduğunu görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Öğretmenimiz de ona senin gibi birisinden bunu beklemezdim dedi. Cümlesinde ise bakın senin gibi birinden bunu beklemezdim dedi şeklinde yine cümleyi kurabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar anlamın değişmediğini görüyoruz. Bundan dolayı da anlatım bozukluğu oluşmaz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu altı çizili sözcüklerden hangisi değiştirilerek düzeltilebilir? Gelişmemiş ülkelerde görülen bazı hastalıklar düzenli bir şekilde yapılacak olan aşılarla ortadan kaldırmaya çalışılmalı. Bu hastalıklara karşı ciddi önlemler alınmalıdır. Bakın arkadaşlar alınmalıdır derken N edilgenlik ekidir. Çalışılmalı derken L edilgenlik ekidir. Yapılacak derken L edilgenlik ekidir. Görülen derken de L edilgenlik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 4 ve 5'te edilgen olduğunu görüyoruz fiillerin. Fakat kaldırmaya derken böyle bir kullanım olmamış. Bunun nasıl yazılması lazımdı? Kaldırılmaya şeklinde yazılması lazımdı. Yani edilgen olması gerekirdi. Bundan dolayı arkadaşlar bunun değişmesi lazım. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi yanlış belirtilmiştir? Uzmanlar gelişmekte olan ülkelerin hem siyasal hem de hukuk reformları yapması gerektiğini belirtiyor cümlesinde bakın siyasal reformları ve hukuk reformları demiş. Hukuk reformları belirtisiz isim tamlamasıdır. Siyasal reformlar demesi lazımdı. Yani sıfat tamlamasını ayırması gerekirdi. O yüzden burada tamlama yanlışlığı var. Bunun için de biz A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlarım kalmam için çok ısrar etti. Ama ben yine orada kalmak istemedim cümlesinde. Bakın bir tarafta ısrar ediyor. Sonrasında kendisi kalmıyor. O yüzden söylenen eylemin tam tersi gerçekleştiği için zaten burada ama bağlacı nedir? Gereksiz kullanılmıştır. Açıklamada bu yönde olduğu için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zavallı çocuğun abisinden kaldığı belli olan elbisesi bol, bayramlık ayakkabıları ise yeni değildi. Arkadaşlar bakın burada ek fiilin olumsuz biçimini görüyoruz. Burada ise abisinden kaldığı belli olan elbisesi boldu olacak arkadaşlar. Yani bol isim buradaki du nedir? Ek fiildir. Ek fiil kullanılmadığı için bir anlatım bozukluğu var. Açıklamaya baktığımızda ise ek fiilin eksikliği demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bir öğretmenin öğrencilerine kızması veya azarlaması öğrencilerin başarısını artırmaz ama azaltabilir demiş. Arkadaşlar bakın burada bir öğretmenin öğrencilerine kızması veya ne olması lazım? Onları azarlaması olması lazım. Dolayısıyla burada ne eksikliği var? Nesne eksikliği var. Açıklama kısmına baktığımızda ise dolaylı tümleç eksikliği var demiş. Buradaki açıklama yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz E seçeneğine de bakalım. Bu bölgede sıcaklık kış aylarında -10 dereceye, Yaz aylarında ise 45 dereceye yükselir demiş. Yükselir yüklem. Doğru. 45 dereceye yükselir ifadesi doğrudur. Fakat eksi 15 dereceye yükselir olur mu? Olmaz. Dolayısıyla şuraya arkadaşlar ne gelmesi lazım? Eksi 15 dereceye düşer demesi lazım. Bu da yüklemdir. Yüklem eksikliğidir. Açıklamada doğrudur. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Boş zamanlarımda deniz kenarında yürümesini çok seviyorum. Çünkü bu beni dinlendiriyor ifadesine bakın. Yanlış bir fiilimsi kullanılmış. Yürümesini değil arkadaşlar. Ne olması lazımdı? Yürümeyi çok seviyorum olacaktı. Kendisini ortaya koyması gerekirdi. Seçeneklere baktığımızda kenarında sözcüğünün yerine kıyısında sözcüğü getirilerek demiş. Bunu eledik. Yürümesini sözcüğünün yerine yürümeyi sözcüğü getirilerek demiş. Bizim açıklamamız da bu yöndeydi. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda şiirlerinde ahengi ön plana, anlamı ikinci plana iten şairlerin raflardaki ömrü uzun sürmüyor cümlesinde bakın. Ahengi ön plana iten olur mu? Olmaz. Ne olması lazım? Ahengi ön plana çıkaran demesi gerekirdi arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz neyi görüyoruz? Bunun eksikliğini görüyoruz. Bu ne eksikliğidir peki? An en ekinden dolayı bu sıfat fiil eksikliğidir arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Tamlama eksikliği demiş ya da yanlışlığı yanlış. Özne eksikliği yanlış. Fiilimsi eksikliği demiş. Aradığımız cevap buydu. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.